Amatörün sesi, amatörün nefesi olma yolunda Kahramanmaraş'ta Bugün gazetesinin internet portalında bugün Under'ın Yeşildağ Spor Kulübü'nün açılışıyla beraberiz. Bugün Kaleler Şehri Under'ından Bal Ligi'ne yükselen Under'ın Yeşildağ Spor'un özel bir etkinliği çerçevesinde bir güzel mücadele göreceğiz ve açılışla top başı yapacak. Takımın başında bildiğiniz gibi geçen sezon ve daha önceki sezon 2 yıldan beri şampiyon yapan Başkan Altan Özer var. Onun yanı sıra ise hocalardan Mehmet Kürtül, diğer hocamız var, Oktay hocamız ve sezona yeni transferlerle, yeni heyecanla başlayacak. Under'ın Bal Ligi heyecanını yaşamaya, tatmaya devam edecek. Evet, bugün top başı yapan Under'ın Yeşildağ Spor'un tecrübeli teknik adamı, profesyonel futbol oynamış Mehmet Kürtür'le beraberiz. Hocam öncelikle yeni sezonunuz hayırlı olsun. Bugün teşekkür top başı ederiz. Yapıyoruz. İki yıldan beri takımı ikinci amatörden birinci amatöre, birinci amatörden Bal Ligi'ne yükselttiniz. Evet. Şu anda Bal Ligi heyecanı yaşayacağız inşallah bu sezon. Neler düşünüyorsunuz hocam? Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle buraya kadar geldiniz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiniz. Sizin de dediğiniz gibi 2-3 yıllık bir süreçte Bal Ligi'ne çıkarmayı başardık Under'ın Yeşildağ Spor'u. Under'ın halkı olarak başkanımız, yönetim ve bizlerle beraber. Bu senede ilk defa Under'ın Yeşildağ Spor Bal Ligi'nde mücadele edecek. Bunun heyecanını yaşıyoruz. 3-4 gündür hazırlıklara başladık ama açılış bugüne kısmet oldu. Bugün de bu açılışın heyecanını yaşıyoruz. Hocam, baktığımızda takımın içinde yeni kadromuz var. Tamamen yeni diyebiliriz. Under'lı gençler var, Kahramanmaraşlı gençler var, evet. Çevre illi gençler var. Nasıl bir takım göreceğiz inşallah? Şöyle söyleyeyim, yani bizim kulüp politikamız da genç futbolculara şans veren bir kulüp. Biz Maraş futboluna hizmet ediyoruz. Maraş'ın takımıyız. Maraşlı gençler ağırlıklı bir transfer politikamız oluştu. Sağ olsun Maraş'taki sporcu büyüklerimiz de bize bu konuda yardımcı oldu. Güzel, genç, yetenekli, deneyimli bir oyuncu grubu oluşturduk bünyemizde. İnşallah başarılı oluruz. Başarılar diliyorum efendim. Başkanım, bugün Under'ın da güzel bir hava var. Kaleler Şehri Under'ın 3. lige adım adım gidiyor diyebiliriz. Çünkü siz de biraz önce konuşmanızda söylediniz. Biz 3. lige hedefliyoruz. Hedef olmayan bir takım olmaz. Evet. Bugün Under'ın Bal Ligi'nde neler söyleyeceksiniz başkanım öncelikle? Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün heyecanlı bir gündeyiz. İlçemiz geçen yıl amatör ligde şampiyon oldu. Bu sene bölgesel amatör ligde mücadele edecek. Bu bütün ilçemizde heyecan uyandırdı. İnşallah başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum takımımızın. Takımımızın geçen yıl şampiyon olması emeğe geçen futbolcular olsun, yönetim kurulu ve Under'ın halkına teşekkür ediyoruz. Destek veren Under'ın halkına. İnşallah bu sezonda kazasız belasız birlik geçirerek tabii dediğimiz gibi, sizin de söylediğiniz gibi hedefimiz üçüncülük. Ama bunun için mücadele edecekler. Biz de yerel yönetimler olarak, belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. İlçemiz spora meraklı, eğitime meraklı olduğu gibi spora da meraklı. Gerçekten yani bu anlamda ilgi var, destek var. İnşallah başarılı bir sezon geçirilir diye inanıyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz. Biz de başarılar diliyoruz başkanım. Sağ olun. Emekleriniz ziyan olmaz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kahramanmaraş'ımızın Bal Ligi'nde temsil eden Under'ın Yeşildağ Spor'un bugün şu anda bu Under'ın Yeşildağ'a emek veren onursal başkanımız İbrahim Yaycıoğlu. Aynı zamanda şampiyon yapan Altan Özer'le beraberiz. İki değerli konuğumuz var bugün. Öncelikle onursal başkanımız İbrahim Yaycıoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Kendisi daha önce Under'ın Yeşildağ'ın filizlenmesine sebep olmuştu. Şimdi ise burada ve onursal başkanlık yapıyor. Başkanım, bugün takımımız Bal Ligi'nde. Evet, hayırlı olsun. Ve sizin de burada çok emekleriniz var. Bu tesisin yapılmasından tut, altından tut, üstüne kadar. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Vallahi ben 87'den itibaren ben kulübünün her türlü hizmetinde bulundum. Ta ki 2000 yılına kadar, 2000 yılından sonra da işte başkanlık yaptım 2007'ye kadar. Daha sonra başkanlığı gençlere bırakmak, gençlerin önünü açmak için çok sevdiğim kardeşim Altan'a teslim ettim. O da başarılı bir şekilde takımımızı baneye çıkardı. Hayırlı olsun diyorum. Başarı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi şu andaki başkanımız, mevcut başkanımız ve bildiğimiz gibi ikinci amatörden birinci amatöre, birinci amatörden Bal Ligi'ne çıkarttı ve hedef olarak da 3. ligi istiyor inşallah. Bu Under'ına güzel bir hava yaşattı başkanım. Bal Ligi havası yaşayacağız. Şampiyonluk havası inşallah olacak. Neler söyleyeceksiniz başkanım?
Şimdi İbrahim abinin bahsettiği gibi tamam biz şampiyon yaptık, ballı yine çıkarttık ama biz bu işin kaymağını yiyoruz diyorum ben. Bunun asıl emektarı, asıl temellerini atan tabii İbrahim abimdir. Sağ olsunlar, yıllarca hizmet ettiler, emek verdiler. Yani bu takımın buralara gelmesine vesile oldular diye düşünüyorum. Ha biz ne yaptık? Biz de çok şükür elimizden geldiğince biraz daha üstüne katarak çok şükür başarılı bir 4 sene geçirdik. Onun üzerine de şampiyon olduk. Yani aldığımızda tabii ikinci amatördeydi Andırın Yeşildağ Spor. Oradan buralara geldik. İnşallah tabii gönül ister ki üçüncülükle mücadele etmek. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Yani yoksa hani tamam buraya kadar geldik, bundan sonra yeterli, yani de gerek yok demiyoruz. Nereye kadar gidebilirsek. Şimdi daha öncesinde biz ballı yine çıkacağımız dediğimiz zamanlarda hani böyle bir nasıl diyeyim, inanmayan insanlar da oluyordu. Yani nasıl çıkacaksınız falan gibisinden. Demek ki oluyormuş. Yani istedikten sonra her şey olabiliyor. Bu istekle alakalı. Biz de elimizden geldiğince dediğim gibi istiyoruz, mücadele ediyoruz. Sağ olsun Andırın halkı da bize sahip çıkıyor yani bu konuda. Yerel yönetimler de destek veriyor bize. Dolayısıyla çok şükür buralara kadar geldik. Bu sene de kendi çapımızda güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Elimizden geldiğince Kahramanmaraş'ın gençlerinden futbolcular aldık. Ha dışarıdan almadık mı? Birkaç tane de tabii Adana'dan, Kozan'dan, Konya'dan futbolcularımız var. Ama genel itibariyle Andırın ve Kahramanmaraş'ımızın gençlerini oynatmaya çalışıyoruz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bunu daha önce de ben bahsetmiştim. Biz artık Andırın değiliz. Kahramanmaraş'ız. Yani o yüzden de sadece Andırın halkından değil, bütün Kahramanmaraşlılardan destek bekliyoruz takımımıza. Yani inşallah onlar da bizi sahiplenir. Biz de onları güzel bir şekilde temsil ederiz. İlimizi temsil ederiz. İnşallah dediğim gibi daha iyi yerlere çıkartırız takımımızı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Andırın'ın Kaleler Şehri Andırın'dayız. Bal Ligi'nde takımımız var. Burada ilk defa Bal Ligi'ne çıkmış bir Kahramanmaraş'ın Andırın Yeşildağ Sporu var. Ve karşımızda da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkan yardımcısı ve şu anda başkan adayısınız. Dün Türkoğlu'ndaydık, açılıştaydık. Evet, bugün Andırın'dayız. Yarın da bir bakarsın Elbistan'dayız başkanım. Evet, tabii ki. Bal Ligi'nde 3 temsilcimiz var. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Keşke 4 takım olsa, 5 takım olsa Bal Ligi'nde. Bu bir memleketimiz için bir kazançtır. Bal Ligi'nin ne kadar fazla takımımız olursa. İnşallah bunlardan gönül ister ki hepsi 3. lige yükselsin. Bir üst lige yükselsinler. Kendilerine başarılar diliyorum. Bahsettiğiniz gibi bugün dün Türkoğlu Belediyespor'umuzun açılışındaydık. Orada güzel bir açılış törenimiz oldu. Bugün buradayız. Şansımızdan hava da çok güzel. Gördüğüm kadarıyla çok mütevazi bir takım kurmuşlar. Mütevazi bir açılış töreni var. Belediye başkanımız gelmiş. Bu çok güzel bir şey bu. Bu tür takımlar yanlarında yerel yönetim yöneticilerimizi görmezlerse çok fazla ileriye gidemezler. Yerel yönetimlerimiz mutlaka amatör takımlarımıza, Bal Ligi'nde olsun, yerel ligde de olsun destek vermeleri gerekiyor. Takımın yanında olmaları gerekiyor. Gerek maddi manevi. Yerel, bak görüyorum ki bugün burada belediye başkanı, daire amirleri, işte komutanından, savcımızdan, komutanımızdan çoğu insanlar da burada. Bu birlik, beraberlik takıma olumlu olarak pozitif yansıyacaktır. Takımın havasını değiştirecektir. Biz de bugün federasyon olarak buradayız. Kendilerini yalnız bırakmayalım. Dün Türkoğlu'nda olduğu gibi bugün de buradayız. Federasyon olarak buradayız. İnşallah kendilerine güzel bir sezon geçirirler. Gönüllerince bir sezon geçirirler. Kazasız belasız memleketimizi, Andırın Yeşildağ'ı, Andırın ilçemizi güzel temsil ederler. İnşallah istedikleri gibi bir üst lige yükselirler. Temennimiz bu yönde. Ben kendi şahsım olarak da inşallah kısmetse bahsettiğiniz gibi haftaya cumartesi ayın 20'sinde olan kongremiz var federasyonumuzun. Başkan adaylığımı daha önce açıklamıştım. İnşallah orada da o seçimin hayırlara vesile olmasını şimdiden temenni ediyorum. Kazanan olmayacak, memleket kazanacak orada. Herkese size de teşekkür ediyorum.